Bu ikilimizin yakınlaşmaları konuşuluyordu. Afra'yla Mert Ramazan Demir'in. Ardından bir Cemiyet dergisine Evet, olay kapak pozlar oldular. verdiler ve çok konuşuldu bu pozlar. Çok da uyumlu Çok gözüküyorlardı güzeldi, fotoğraflarda da. evet. Ancak bu ikiliye bir sosyal medya yasağı geldi Nasıl ya? iddiası var. Buyursunlar. İzleyelim. Her bölümüyle ekranlara damga vuran Yalı Çapkını gündemden düşmüyor. Başarılı oyuncuları konuşulmaya devam ediyor. Dizideki yakınlaşma sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu bir dergi röportajında gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. İkiliye sosyal medya yasağı mı geldi? Kararın sebebi Mert Yazıcıoğlu mu? O olay çok büyüdü yani. İkili hakkında iddialar alıp başını giderken Kubilay Aka ilk kez konuştu. Kavgayı nasıl anlattı? Mekan çıkışında olan bir şey. Yalı Çapkını yayınlandığı günden itibaren reyting savaşında rakiplerine büyük fark atarak reyting listelerini alt üst ediyor. Geçtiğimiz bölüm Ferit'in evli halde ilişki yaptığı Pelin'i kıskanıp Seyran'ı bir kafede terk etmesi, üstüne üstlük Seyran'a sergilediği narsist tavır seyirciyi kızdırırken Seyran'ın gururunu tercih edip evi terk etmesi içleri soğuttu. Dizinin kötü babası Kazım'sa hem Halisa tarafından küçük görülmesi hem de kızına destek olmasıyla sosyal medyada adeta kahraman ilan edildi. Her hafta yüksek reyting sağlayan dizinin başarısı Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in de ününe ün kattı. Bir derginin kapağı olan partnerler çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mert Ramazan Demir ilk bölümünden itibaren yakaladıkları güzel ekran enerjileri sorularına arkadaş olmamızın etkisi neredeyse her saniye yansıyor. Birbirimizi bu kadar iyi tanıdığımız için oyun alanlarımızı çok iyi kollayabiliyoruz dedi. Demir'le aynı fikirde olan Afra Saraçoğlu da Mert'in de dediği gibi birbirimizi tanıyor olmamız sahnelerin enerjisine doğrudan yansıyor. Birbirimize alışkın olduğumuz için daha rahat ve doğal bir akışla çıkarabiliyoruz sahnelerimizi ifadeleriyle yakınlıklarını doğruluyor. Bizim Afra ile samimiyetimiz zaten yeni değil. Çok eski arkadaşız. Sosyal hayatta da yakın arkadaş olan ikilinin hareketleri bazı kesimler tarafından yanlış anlaşılmaya devam ediyor. Öyle ki ikili sosyal medya etkileşimlerini azalttı. Bu sosyal medya sınırının Mert Yazıcıoğlu tarafından geldiği söylentileri konuşulmaya devam ediyor. Demir ve Saraçoğlu'nun yakınlaşmaları Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka'yı da rahatsız etmiş olacak ki Aka'nın Demir'le kavga ettiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. İlk olarak Mert Ramazan Demir'in cevap verdiği tatsız kavga ile ilgili Kubilay Aka da ilk kez konuştu. Aka meslektaşlarım hakkında kamera önünde konuşmuyorum dedi. Ya genel olarak şahsi değil, genel olarak hiçbir meslektaşım hakkında kamera önünde konuşmayı doğru bulmadım. Bulmuyorum da. O yüzden bu konu hakkında çok da fazla konuşulacak da bir şey yok zaten. Ufacık bir şey, öyle mekan çıkışında olan bir şey. Alkollü bir mekan. Öyle bir detaya girilmesine de gerek olduğunu düşünmüyorum bu konuda. Çok teşekkür ederim. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu arkadaşlığı daha çok sınav verecek gibi duruyor. Söz yorumcularımızda. Evet. Kubilay ortalama cevaplar vermiş konuyla alakalı. Aynen öyle. Yani biraz politik bir açıklama olmuş gibi geldi bana. Hani evet. Şunu açıklamamış yani, neden orada o tepkiyi verdiğini söylemiyor mesela. Çünkü kafası biraz iyi. Bana evet, gelen bilgi o şekilde. Orada o ortamda. Ben başlayayım istersen tabii, Pınar evet, şimdi. Tabii. Ferit bu yeni bölümde şunu göreceğiz. Ferit Seyran'ı yani karısını 15. bölümde bu cuma göreceğiz. Kazım'ın evinden yani Seyran'ın babasının evinden gidecek, alacak, kaçıracak. Kazım ne yapıyorsun sen diye fragmanda zaten evimi basmaya geldin diye görmüştük fragmanda zaten. Bu 15. bölüm fragmanında Seyran'ı alacak götürecek. Hatta Seyran direnecek. Duyduğuma göre omuzuna alacak kızı. Öyle kaçıracak ve nereye gidecekler biliyor musunuz? Nereye? Yalı'ya götürmeyecek. Şile'ye götürecek. Orada bir orman evine ve geceyi birlikte geçirecekler. Ha, şemineler yanacak o zaman. Geceyi birlikte geçirecekler Seyran'la Ferit ve aynı yatakta yatacaklarını duydum. Hadi gözümüz aydın. Ne kadar hoşuma gitti. Ya kavusun.
yapmışlar birbirlerine gençler ya. Aynı yatakta yattıklarını duydum. Evi basması çok enteresan ama değil mi? Ve karısını kaçırıyor aslında. Karısı yani ama işte daha birleşmemişlerdi. Acaba Şile de birleşecekler i̇şte mi? Aşk böyle doğuyor. Nasıl şimdi bunu merak ediyor insanlar orada ya? Orada da bir aksilik çıkar şimdi. Biri gelir orayı basar. Bir şey olur. Pelos'u gelir, Yusuf'u gelir. İlla bir şey olur yani. Yine vuslat eremezler mi diye Yok. Düşünüyorsun. Bir şey olur gene olmaz sonunda. Bence bu sezon böyle olacak. Böyle mi geçecek? Böyle mi geçecek, gidişat olur. bir türlü kavuşamayacaklar yani. Yani sanki. Evet. Bilemiyorum. Bu sosyal medya yasağı da çok enteresan. Yani bu aşk dedikodularının önünü kesmek için Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu'nu artık paylaşımlarını beğen yapmıyor. Eskiden hep yapardı. Afra da Ramazan Demir'in paylaşımlarını beğen yapmıyor. Çünkü bence çok mantıklı. Sanki oradan mı belli olacak aşk etik yaşamadıkları? Hayır, şöyle yapılabilecek ve çıkabilecek bir yanlış cümle daha projenin başındayken tehlikeye düşmesine neden olabilir. Yani bence çok mantıklı. Şimdiye kadar yaptılar bu saatten yaptılar sonra. Sıkıntı yaratabilir bence ama. Yapmamaları başka bir şeye işaret. Tabii. Öyle mi diyorsun? Evet. Bence artık gerçeğe mi dönüşüyor bazı şeyler? Ondan mı diyorsun? Allah Allah, delirteceksiniz beni ya. Nasıl yani? Neydi? Hissi kabler vuku. Evet, hissi kabler vuku. Allah Allah. Evet. Niye bana bu hissiyat yani, bana geçmiyor? Yani tamamen benimki bu. Bilal Bey'in tabii bilgileri var. Alamıyoruz ki ağzından tam detaylı. Estağfurullah. Ve yani acayip bir şekilde reklam teklifleri yağıyormuş bu çifte. Evet. Ayrı ayrı ve çift olarak da yağıyormuş. Zaten bir tanesini Afra Saraçoğlu kabul etti, anlaştı ve çok büyük bir para aldı. Fransız dünya devi Garnier firmasıyla kozmetik üzerine. Siz bilirsiniz efendim. Hande Erçel ve Kerem Bursin'i yerine aldılar. Diyorsun. Acayip. Onlar bitti, bu çift geldi şu anda, yerini aldılar. Zaten bir dönemde onlardı. Ay artık böyle bıkmıştık onlar ikisini görmekten. Ha yeter artık, hani bir yere kadar diyorduk yani. Haberler. Ama evet. Hande Kerem. Bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu Afra. Tabii canım. Daha önceki yayınımızda da konuşmuştuk. Yok. Yorumlara da okudum. Herkes aynı şeyi yazdı. Çok oyunculukta oyuncu. Afra. Tabii çok. Solluyor yani. Çok. Hatta Hande. Afra Saraçoğlu bence Serenay Sarıkaya'dan da iyi bir oyuncu. Bu Hande Erçel'le zaten konuşmuyorum. Evet. Afra Saraçoğlu'nun bir röportajında şunu söylüyor. 2 sene evvel yaptığı bir röportajda. Şan derslerini hiçbir zaman bırakmadım. Oyunculuk derslerini hiçbir zaman bırakmadım. Piyano derslerini hiçbir zaman bırakmadım bravo, diyor kız. Bravo. İki sene evvel. İşte hiçbir şey tesadüf iki değil. İki sene evvel tabii. Diyorlar ki zirvedesin. Röportajı yapan arkadaş diyor ki zirvedesin. Kendini nasıl hissediyorsun? Yok diyor, ben zirvede değilim. Ben işimi yapıyorum. 2 sene evvel bakın daha Yalı Çapkın'dan sporcu önce. Sporcu gibi çalışıyor işte. Yalı Çapkın'dan işte. Önce. Kızdaki azme antrenman, bakar mısınız? Evet. Devamlı antrenman. Kızdaki işin içerisinde. Kendini geliştirmesi lazım. Tabii. Azim. Çalışma isteği azı şu. Mesela Pınar'la geçen konuşmuştuk. Pınar yıllardır şarkı söyleyen bir sanatçı. Doğru mu? Evet. Hala bile şan dersi alıyorum canım, dedi. Bak, çünkü müthiş bir şey. Tabii müthiş. Ben oldum deyip istediği gibi gelişini söyleyebilir. Doğru mu? Şimdi hala. Bir de şöyle bir durum işine var. Yatırım. Bakın bir nankördür bizim meslek. Evet. Ses sanatçılığı da oyunculukta. Evet. Çünkü her gün katman gereken bir şeyler var. Öğrenmen gereken bir şeyler var. Mesela biraz durursan. Ses tellerin sporcu gibi devamlı çalıştırman tabii. lazım. Yoksa detone olursun. Oyunculuk da böyle. Tabii. Devamlı geliştirmen lazım. Tabii, çok tabii. mantıklı, çok doğru yabancı bir şey. Yabancı dillerinin tabii. muhteşem olması lazım bir kere tabii. eğer dünyaya açılmak istiyorlarsa. Tabii. Çok iyi İngilizce tabii. konuşabilmeli. Afra'ya şunu söyleyeceğim. Afra yetinme, dans dersi de al. İyi bir oyuncunun. Kesinlikle. İyi bir oyuncunun. Harika dans edebilmesi lazım. Yurt dışına müzikallere gittiğimiz zaman görüyoruz. Aman Allah'ım, o oyuncular neler yapıyorlar. Tabii. Havada uçuyorlar bile yani. Bilhassa o trapez şeyleri, müzikallerde tabii. neler yapıyorlar. O konuda mesela Serenay çok muhteşem. Demet Özdemir zaten dansçılıktan geldiği evet. için müthiş dans ediyor koreografiyi. Al hepsini müzikallere koy. Tabii. Oynat tabii. yani. Şahane önemli, de başarılı olurlar. Ama ben Afra'dan yani Afra ileriki zamanlarda çok daha iyi yerlerde olup çok ilerleyeceğinden eminim. Afra evet. Yani onun dönemini yaşıyor şu anda. Işığı var bir de. Işık da önemli evet. ya. Işık da önemli. Bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bundan evvel bu dergide, aynı dergide Hanker'de, Hande Erçel ile Kerem Bürsün, Hanker kalmadı da kapak olmuştu. Ve onların o samimiyetleri, birbirleriyle samimiyetleri Afra ile Mert Ramazan Demir'de yok. Özellikle Mert
çekingen duruyor fotoğraflarda. Ben çok inceledim bütün fotoğrafları tek tek. Öyle mi? Tabii biraz böyle soğuk duruyor Mert. Çünkü arkadaşının aşkı, sevgilisi. Bu şey çekildiğinde, Hanker fotoğrafları çekildiğinde bu dergi için onlar sevgili olduklarını açıklamamışlardı ama fotoğraflarda kendilerini ele veriyorlardı. O sıcaklıkla, yakınlıkla. Ben biliyordum ve hep savunuyordum. Onlar sevgililer, sevgililer diye. Şimdi bir sonuçta şey bu pozları onlar kendileri dergi, vermiyor. Onların stylingler, editörler yapıyor ama biliyorsunuz ki bu dergi çok okunan ve çok indirilen bir dergi. Yani röportaj verdikleri dergi de çok akıllıca seçilmiş. Vermezler ki başka dergilere. İşte anlatabiliyor muyum? Bakın yani arkada çok iyi yönetildiklerini gösteriyor. Evet. Yani hiçbir şey tesadüf değil bu ikilide. Tabii tabii. Onu görüyoruz. Muhakkak. Derginin de çok işine geliyor. Hem satışını artırıyor hem de içine reklam alıyor dergi. Mutlaka bir firmayla onları meç ediyor. Bu röportajı meç ediyor. Bir firmayla çok büyük paralar alıyor. Edit şeyde yani derginin sahibi de. Bu senenin çifti diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Tabii canım. Yani yılı kapatırken en çok konuşulan iki isim haline geldiler. Evet, Afra ile Mert. Evet, damgasını vurdular yani. Ve en başarılı dizi Eylül'ün ortasında başladı. Evet. Hiçbir ödül töreninde falan bu çocuklara bu diziye yapamayı ama seneye bütün ödülleri onların. Hepsini tabii, silip götürürler. Silip süpürecekler. Aynen öyle dediğin gibi yani. Yani izlenmelerde de bir düşüş olacağını zannetmiyorum. Çünkü belirli bir kitle artık oluştu. O kitle ne olursa olsun izleyecek onu. Kemik bir kitlesi var. Zaten önemli olan o. Tabii. Yani reytingden de önemli olan o kemik izleyici kitlesini oluşturabilmek. Ya kocaman kocaman insanlar, kocaman kocaman adamlar cuma günü iple çekiyor ya. Aynen öyle yani. Aa, şaşırdım her yaş grubundan izleyicisi var bir de enteresan. Vallahi çok bizim ilginç. İlk Yalı Çapkın'ı konuştuğumuz zamanlara bakıyorum. Bir de şimdiki yorumlarda izleyicilerimiz diyor ki ya Yalı Çapkın'ı ne kadar övüyorsunuz. Biz de izlemeye başladık. Biz de sizin gibiyiz. Yani biz de sizler gibiyiz. Evet. Yorumlarda yazıyorsunuz bazen. Evet. Yine yorumlara.